Şimdi birazcık hayatımıza yönelik konulara doğru evrilelim isterim beraber. Hattımızda Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden doktor öğretim üyesi Nihan Kalkandeler var. Merhabalar Sayın Hocam. Merhabalar Serhat Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Vallahi etrafımıza bakıyoruz. Evet, değişen bir toplumun içindeyiz. Değişen bir sosyoloji. Zaten sosyoloji hiç durağan olmadı değil mi? Tarih boyunca hep böyle bir devingenliği var kendi içinde. Evlilikler konusu çok enteresan. Evlilikler konusuna da özellikle sizden gelen bir bilgi notuna ben bayıldım ve bunu sizinden konuşmak istedim. Sağ olun, siz de kabul ettiniz. Sessiz evlilikler çok enteresan bir tamlama. Biraz bu sessiz evliliklerin ne olduğunu açabilir miyiz? Tabii ki. Aslında biraz aileden yola çıkalım. Hani en azından bir temellendirelim istiyorum. Evet. Şimdi aile dediğimiz zaman aslında biz toplumsallaşmanın en temel aracısından bahsediyoruz. Aile olabildiğimiz zaman, aile içerisinde iletişim ve etkileşim içerisinde olabildiğimiz zaman toplumsallaşmayı ve birbirimizle etkileşim içerisinde olmayı da öğrenebiliyoruz aslında. Ama işte aile olmak dediğimiz duruma yüklenen anlam artık biraz göreceli hale geldi ve hatta aile sosyolojisinin konusu oldu ki sosyoloji az öncesinde dediğiniz gibi her şeyin bir sosyolojisini yapmak, konuşmak, göreceli bir şekilde masaya yatırmak mümkün. İşte tam o noktada aileyi konuştuğumuz noktada evlilikler de tabii ki haliyle masaya yatırılır bir hal aldı. Çünkü bizim toplumsallaşmanın aracısı dediğimiz o aile kurumunun içerisinde aile olmaya bakış açısı birbirinden farklılık arz etmeye başladı. Yani bir çatı altında birleşen hayatlar diye resmediyoruz biz aileyi. Evet. Fakat işte acaba o resmi aynı şekilde mi yorumluyoruz? Mesela senle ben demek yerine biz deriz değil mi? Evet. Acaba aile içerisinde gerçekten biz diyebiliyor muyuz? Bu ailelerin aile olma noktasına gelişinde acaba başka bir toplumsal itici faktör mü var? Mesela zorla yaptırılan bir evlilik ya da sırf statü için yapılan bir evlilik mi acaba söz konusu? Ya da çocuğumuz var, çocuğumuz annesiz babasız büyümesin, hadi biz bu evliliği biraz daha yürütelim deyip zoraki sürdürülen acaba bir aile mi bu bizim konuştuğumuz? Eğer işte böyle olumsuz bir tablo varsa işin içerisinde bir mecburiyet, şartlara uyum sağlamak zorunda yapılarak gerçekleşen evlilikler, kurulan aileler söz konusuysa işte o zaman biz hep ben merkezli bireylerden bahsediyoruz ve biz bu durumda zaten hiç dile gelmez bir hal alıyor. Sen ve benden oluşan bir aile. Adı aile. Nüfus kağıtlarımızda evet evliyiz. Parmaklarımızda yüzüklerimizi taşıyoruz, birbirimize dair bir temsil. Ama aslında bunun içi tamamen boş. Hatta sessiz evlilik ifadesinin bir başka kavram karşılığı daha var. O da boş kabuk evlilik. Yani dışarıdan baktığınız zaman evet işte bir çatı altındaki bireyler. Geniş aile ya da çekirdek aile diye konuştuğumuz insanlar. Ama aslında paylaşım yok. Mesela insanlar acaba aile içerisinde gerçekten etkileşim içerisindeler mi? Anne ve babadan bahsediyorum. Hatta çocukları, diğer aile büyüklerine katacak olursak gerçekten dinliyorlar mı birbirlerini? Yoksa herkes çok mu ben merkezde hareket ediyor? Yani bu sessizlik aslında paylaşımların azalmasından gelen sessizlik değil mi efendim? Aynen, kesinlikle. Tam demek istediğim bu aslında. Etkileşimin olmadığı ve de herkesin kendi kimliğini belki korumak için sürdürdüğü evli misin? Evet evliyim. Hatta çok mutluyuz şeklinde. Belki biraz vitrinde yaşanılan bir ailelik ama gerçeğinde baktığınız zaman işte biz olma değerini kaybettiğimiz ve de sen ve benim birleşip biz olma durumunun artık biraz ıskalandığı başka gerçekler yüzünden sürülen evliliklerden bahsediyoruz aslında. Hocam biliyorum akademisyen bakış açısı sadece tespite yönelik şeyler yapar. Hani siz sessiz evet. Evliliği tespit ettiniz. Ama hani bunun böyle olmaması için neler yapmak lazım dediğim zaman siz biliyorum biraz daha şey yapacaksınız, dikkatli davranacaksınız söylediklerinizde. Ama bu soruyu sormak istiyorum ben mutlaka. Ben de tabii konuşalım isterim. Şöyle ki tabii ki bir çözüm var. Aslında her şeyin bir çözümü mümkün. En azından konuşabilmek mesela en temel buradaki anahtar nokta bence. Yani eşler birbirine zaman ayırsınlar mesela. Tabii bu böyle dışarıdan bakıp da yorumlanacak bir durum değil. Hadi birbirinize zaman ayırın. Artık şu boş dediğimiz kabuğun içi dolu dolu bir sohbet ortamına dönüşsün demek çok mümkün değil. Belki bu noktada biraz profesyonel destek almaya da ihtiyaç var. Evet. Haliyle mesela aile danışmanlıkları, çift terapileri. Ama bu konuda bile mesela yapılan araştırmalar ki aile danışmanı olan arkadaşlarım hatta bazı öğrencilerimiz var. Onlardan da aldığımız geri dönütlerde şunu fark ediyoruz. Mesela aile dediğimiz zaman, evlilik dediğimiz zaman hep kadın ve erkeği özne olarak karşımıza koyuyoruz ve acaba bu profesyonel destek ya da aile çatısını sağlamlaştırmak konusunda her iki tarafta acaba
Paydaş olabiliyorlar mı? Aynı anda o taşın altına ellerini koyabiliyorlar mı? Hadi beraber bir yola çıkalım, kurtaralım diyebiliyorlar mı? Mesela erkekler bu konuda hep çekinceli davranıyorlar. Mahremlerini açmak istememek, kadının biraz daha konuşabilir olması, psikolojik anlamda iyileşmek noktasında en azından desteğe açık olması konusunda kadınlar hep biraz daha ön planda. Ama erkekler ben gelmem, sen git. Zaten bizim aile aman işte oldu bir şekilde ilerliyoruz boş ver ne gerek var gibi önemsemedikleri bir hal alıyor. O yüzden de bizim profesyonel çözüm dediğimiz denenebilir bu yolda dediğimiz noktada kadın yine yalnız kalıyor aslında. Anlıyorum, anlıyorum. Peki şunu soracağım size. Şimdi ciddi biçimde sosyolojik etki yapacak kadar insan emekli oluyor önümüzdeki günlerde ya da oldular. Şimdi bunlar hani bir şekilde gündüz vakti herkes kendi hayatını iş yerinde yaşıyordu. Akşam gelip hani belki bir paylaşımlar zincir olabiliyordu. Şimdi onlar gün boyu yüz yüze bakacak olduklarından dolayı bir sosyolojik değişim daha yaşanabilir mi efendim acaba? Neden olmasın diye olumlu tarafından bakasım geldi şu an sorunuza ama pandemide de mesela biz bunun bir örneğini yaşadık diye düşünüyorum. Evet. Başka bir versiyondu ama bir şekilde insanlar günün belirli saatlerinde birbirini görmeyip belki akşam evlerinde buluştuklarında bugün neler yaptın sorusunu sorup iletişim kurabilir hale alıyorlardı. Paylaşım ihtimali veriyordu evet. Kesinlikle. Sonrasında ne oldu? İş de eve taşındı. Artık iş alanı ve özel alan birbirine karışınca birbirini daha çok gören eşler. Hatta zor ve olağanüstü bir durum içerisinde belki biz olmayı daha çabuk başarabilecek olan çiftlere dair bu sefer şöyle haberler yükselmeye başladı. Boşanma oranları artıyor. Neden acaba bu çiftler birbirine bu kadar tahammülsüz bir hal alıyor? Neden bu kadar ben merkezli hale dönüşüyoruz? Haliyle şimdi sizin vermiş olduğunuz örnek üzerinden de gidersek bu emeklilik gerçeğiyle beraber yine aslında yol arkadaşları tekrar bir araya gelecekler. Çünkü o yola birlikte çıktılar. Hayatın artık koşuşturmacasını biraz şöyle askıya alıp artık belki de emekliliklerinin tadını beraber çıkarabilirler. Ama yine de belki kendi yoluna giden, seni görmekten sıkıldım artık diyen eşlerle mi karşılaşacağız acaba? Keşke böyle olmasa. Ama işte bu noktada da hani empati kurabilmek önemli. Hayat arkadaşının öyküsünü kabul edebilmek önemli. Yani ben böyleyim ifadesi vardır ya bazen mesela en çıkmaz diyorlardı ben böyleyim beni böyle kabul et der. Evet. Kolayı tercih ederiz. Belki bunu yapmamak gerekiyor. Empati kurabilmek, diğerinin yanına geçip onun bakmaya çalıştığı ve gördüğü yerden görmeye çalışmak. Biraz müteşekkir olmak, iyi ki varsın diyebilmek. Seninle bak bir yolculuğu beraber bugüne kadar sıkladık. Artık birbirimize kaldık. Çocukları da belki evlendirdik. Evet. Hani öyle bir senaryo da olabilir. Emekli de olduk. Şöyle sağlıklı bir şekilde acaba paylaşımlarımızı yapabilir miyiz? Geçtiğimiz şeyleri acaba telafi edebilir miyiz sorusunu İkisinin de aynı yerden bakarak belki değerlendirmeleri ve evet demeleri lazım. Hani en başta evet cümlesiyle başlıyor ya her şey. Evet. O evliliğe evet diyerek imza atıyorlar. Ama o imzanın belki hakkını vererek gerçekten hadi evet beraber artık yol alalım diyebilmek ve biz olabilmeyi başarmakla mümkün bu dedikleriniz. Hocam ne kadar dolu dolu şeyler söylüyorsunuz gerçekten de altı dolu hani bir sosyologdan bir böyle şey beklemez bireysel bu kadar güzel eyvah hocam şey yaptı hattımızdan düştü neyse yine şey yapalım hattımıza rica edelim hocamızı yani şunu demek istiyordum ben de hocama bir yandan da hani sosyolog deyince genel toplumsal yapılar açısından bakış açısı bakmak olayı incelemek gibi bir şeyler söz konusu olabilirdi ama hocamız bayağı bize hani bireysel tavsiyeler de verdi ve çok da güzel şeyler söylüyor gerçekten de sanırım bu toplumu daha yakından tanıyor olmaktan kaynaklanıyor hani her bir tarafını bileşenleri teker teker görebilmekten kaynaklanıyor. Sanırım hocam yine attığımızda. Evet, geri geldim. Hocam, yani söyledim istediğim şuydu, çok dolu dolu gerçekten şeyler anlatıyorsunuz bize. Gerçekten de çok aydınlatıcı oluyor. Bence bütün insanların aydınlanması gereken, dikkat etmesi gereken şeylerden bahsediyoruz. Ama birazcık daha işin toplumsal bakış açısında ben şunu sormak istiyorum size. Toplumun bize getirdiği, belki de dayattığı, bilmiyorum o tam kelimeyi bulamıyorum, bir bireysellik de söz konusu. Yani gerçekten de hani eskisi gibi değiliz. Eskiden ne bileyim bir aile bir araya gelirdi, evin içinde 20 kişi olurdu, çocuklar koşup oynarlar. Vesaire filan. Buradan biz bayağı böyle çekirdeğin çekirdeği aileler haline dönüştük. 2 kişilik, 3 kişilik yapılara dönüştük. Sanırım bu da birazcık o iletişimin azalmasına neden oluyor olabilir. Ne dersiniz?
Kesinlikle öyle. Artık mesela tek ebeveynli çocuklar var. Evet. Mesela artık anne baba, geniş aile, işte evin içerisinde koşuşturmak, belki bir bayram sofrasını birlikte paylaşmak. Maneviyat biraz kaybetti galiba aileler. Ve hani galiba fazla olan bir cümle bence bu. İşte o güçlü bağların kayboluşu, kültürel değerlerimizi belki biraz yitirmeye başlıyor olmamız. Hayat işte koşuşturmacası ve herkesin de belki kendi kariyerine odaklanması ve kendi usulüne göre belki çocuğunu yetiştirmek istemesi. Bu hep kendine görelikler yüzünden biraz bu hal alıyor. Ama mesela en başta sizinle konuşmaya ilk başladığımızda ben şey demiştim ya, aile olmak aslında toplumsallaşmanın en büyük aracısı. Evet. Toplum olabilmek için aile köprüsünü doğru kurabilmek lazım ama artık evlilikler de nişmiş gibi yaşanıyor. Yani evliymiş gibi yaşamak. Çocuğunuz var mı? Evet var demek için sanki bir çocuk sahibi olmak. Çok acayip. İşte o yüzden işte içinde gerçekten şefkat, sevgi, takdir, saygı, toplumsallaşmak ve geleceğe de bir miras bırakma algısı var mı acaba? Bu bir ihtiyaç mı acaba? Bir de bazıları, bazı bireylerimiz tabii ki kendi tercihlerinden dolayı eleştirmiyoruz kimseyi ama evlenmeden de yaşayabilmek gibi. Bir duruma doğru evrilen, biraz daha aslında bizim şu makro dediğimiz kültürel boyutu kendi yorumlamamızla başka bir boyuta indirgememiz söz konusu. O yüzden de haliyle kapıyı çekip çıkıp gitmek çok daha rahat olmaya başladı çiftler için. Ama yani hani o konkubinaj dedikleri yurt dışındaki insanların şeyleri ben çok fazla eleştirmiyorum. Yani bunun illaki belediye başkanımızın, hani şehrimizin altyapısını düzenlemekle yükümlü belediye başkanımızın bize şahitlik yapması gerekmiyor. İlla onun onaylaması gerekmiyor beraber yaşamak için. Onun işi başka, bizim işimiz başka. Hani böyle de yaşayabiliriz. Ama mühim olan, ama sizin dediğiniz gibi mühim olan o şeyleri, kendi iç kurallarını koyabilmek. Yani biz hiçbirimiz birlikte olabilmek için bir devletin ya da regülasyonuna muhtaç değiliz yani. Evet, bu mühim olan o yapıyı, o kafa yapısını yapabilmek. Ben sizden bu kafa yapısıyla ilgili atılması gereken adımları çok iyi aldığımı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Ben de keyifli sohbetiniz için teşekkür ediyorum size. Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü.